İdrar rengi nasıl olmalı konusu birçok hastalığın idrar rengine bakılarak da teşhis ediliyor olmasından dolayı hastalık şüphesi içerisinde olanların merak ettikleri arasında yer alıyor. Vücutta herhangi bir problemin olması durumunda bu problem ilk önce idrara yansımakta ve idrar rengini değiştirmekte. Bu videoda idrar renginin sağlığınız hakkında ne anlamlar içerdiğine bakacağız. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. 1 numara: çok açık renkli idrar. İdrar renginizin çok açık olması genellikle fazla sıvı tükettiğinizi gösterir. İdrar söktürücü ilaçların kullanımında da idrar rengi çok açık sarı ya da beyaza dönebilir. Genellikle kötü hastalıkların belirtisi olmayan ve sağlıklı kabul edilen açık renk idrar gebelik döneminde de karşınıza çıkabilir. Sağlıklı bir yetişkin günde 6 ila 8 kere tuvalete gider. Eğer bu sayı sizde daha fazlaysa ve çok açık renkte idrar üretiyorsanız büyük ihtimalle fazla sıvı tüketiyorsunuz. Çok sıklıkla olmasa da bazı durumlarda açık renk idrar hepatit ve karaciğer sirozu gibi karaciğer hastalarının ya da şekersiz diyabet veya şeker hastalığının belirtilerinin biri olabilir. 2 numara: turuncu renkte idrar. İdrar renginizin turuncuya yakın bir renkte olması genellikle aşırı susuz kalmanın bir sonucu. Bu nedenle en kısa sürede bol bol sıvı tüketmeye çalışılmalı. Bununla beraber aşırı havuç tüketimi, aşırı dozda antibiyotik kullanımı ve fazla vitamin alımı gibi etkiler de idrarın rengini turuncuya çevirebilir. İdrar renginin turuncu olmasının yanında dışkı renginde de bozulma, cilt ve gözün beyazında sararma gibi durumlar söz konusu ise sarılık riski olabilir. En kısa sürede bir doktora başvurmakta fayda var. 3 numara: parlak sarı renkte idrar. İçtiğiniz su miktarının yanı sıra yediğiniz yiyeceklerden aldığınız vitaminlere kadar birçok şey idrar renginizi etkiler. Dönem dönem kullandığınız ilaçlardan dolayı bile idrar renginiz değişiklik gösterebilir. Eğer idrarınız neon parlak sarı renk bir hal aldıysa bunun en yüksek ihtimali nedeni fazla vitamin almış olmanızdır. Vitaminlerin birçoğu vücutta depolanmadığı için günlük alınmalı. Alınması gerekenden fazla tükettiğiniz vitaminler idrar ile atılacaktır. Fazla vitamin tüketimi idrarınızı parlak sarıya dönüştürebilir. 4 numara: koyu sarı renkte idrar. Altın rengi ya da koyu renk idrar genellikle yeterince sıvı tüketilmediğinde gösterir. İdrarın yoğun olması anlamına gelen koyu sarı renk, vücuttan uzaklaştırılacak olan atıklar için yeterince sıvı bulunmamasının bir sonucu. Uzun süreli susuz kalmalar sonucunda idrar rengi daha da koyulaşabilir. Laksatif kullanımında doz aşımı yapmak gibi yanlış ilaç kullanımlarında ya da yenilen yemeklerin içerisinde renklendiriciler nedeniyle idrar renginizin koyulaşmasına neden olabilir. Öncelikle bol bol su içerek, sıvı tüketerek idrar renginizin soluk sarıya dönüp dönmediğini kontrol edebilirsiniz. Daha sonrasında bir doktora danışmayı da ihmal etmeyin. 5 numara: pembe renkte idrar. Birçok kişinin gördüğü zaman en çok paniklediği idrar rengi pembe ya da kırmızı renkteki idrardır. Pancar, böğürtlen gibi içeriğinde pembe ya da kırmızı doğal pigmentler içeren besinler, gıda boyası katılmış baharat ya da yiyecekler tüketildiğinde hatta bazı ilaçların yan etkisi olarak kimi zaman idrar rengi pembe ya da kırmızıya dönebilmekte. Bununla beraber idrar renginin pembeye dönmesi idrar içerisinde kan olabileceği ihtimalini de gösterir. İdrardaki kan ise hastalıkların habercisi olabilir. İdrar yolu enfeksiyonu, prostat, böbrek taşı veya tümör gibi durumlarda idrarda kan görülebilir. Çok ağır egzersiz yapıldığında kurşun ya da cıva zehirlenmesinde de idrarda kan çıkma ihtimali vardır. Az miktarda bile olsa kan, en kısa sürede bir hekime başvurmanız mantıklı olacaktır. 6 numara: kahverengi idrar. İdrar renginin koyu, kahverengi ya da çay gibi bir renge dönüşmesinin birkaç farklı sebebi bulunabilir. Böbrek ya da karaciğerde meydana gelen rahatsızlıklar, idrar renginin kahverengiye dönmesindeki en önemli nedenlerdir. Bununla beraber bazen fazla baklagil ya da baklagil içeren besinlerin tüketilmesi sonucu da idrar rengi kahverengiye dönebilmekte. İdrardaki yoğun kan miktarı nedeniyle idrar renginin kahverengiye dönüşmesi ise kırmızı kan hücreleriyle ilgili bir hastalık olan porfiryanın belirtilerinden biridir. Bu renkte bir idrarla karşılaşıldığında bir doktora danışmak en mantıklı karar olacaktır. 7 numara: mavi ya da yeşil renkte idrar. Bu idrar rengine nadir olsa da rastlanılması mümkündür. Mavi ya da yeşil gibi ilginç renklerde üretilen idrarın en önemli nedenlerinden biri genellikle gıda boyaları. Ayrıca nadir olsa da bazı ilaçların yan etkisi olarak idrar rengi maviye ya da yeşile dönüşebilir. Genetik hastalıklar, idrar yolundaki bakteriler ya da tıbbi testlerde kullanılan boyalar idrarın rengini mavi ya da yeşil yapabilir. 8 numara: mor idrar. En nadir görülen idrar renklerinden birisi olan mor idrar torbası sendromundan dolayı meydana gelir. Uzmanlar genellikle antibiyotik tedavisi gören hastalarda tedavi sonrasında bu durumun meydana geldiğini belirtiyor. Eğer antibiyotik tedavisi aldıysanız ve idrarınız mor renkte olduysa doktorunuza durumu belirtmenizde fayda var. 9 numara: siyah idrar.
İdrar renginin siyah olmasında tüketilen yiyeceklerin etkisi çoktur. Bakla, aloe vera, armut, şeftali, ravent sebzesi gibi besinler idrar renginin siyah olmasına neden olabilir. Ayrıca tüketilen betatline, antimalariller, sinameki gibi kimyasallar da idrar renginin siyah olmasına neden olur. İdrarınızın rengi kadar kokusu ve idrara çıkma sıklığınız da önemli. Unutmayın ki AIDS gibi büyük pek çok hastalığın da idrar rengi ile belli olabiliyor. Lütfen vücudunuzun size verdiği mesajları dikkatle gözlemleyin ve bir farklılık hissettiğinizde doktorunuza başvurmaktan çekinmeyin. Videoyu paylaşarak daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.